aşkım çocuğa bir şey söyle. Süt ve yumurta verdim yemiyor içmiyor. Neden yemiyorsun içmiyorsun örümcük? Örümcük ben pasta istiyorum çikolata istiyorum kola istiyorum. Ama örümcük o saydıkları ne yer yersen dişlerin çürür ve boyun her zaman kısa kalır. Bu yüzden boynu uzaması istiyorsan ve baban gibi süper kahraman olmak istiyorsan yumurtanı sütünü içmelisin. Bilmiyor musun bunları? Ya şey Ferit ailesi sizce örümcük boyu uzaması için sizce süt ve yumurta mı yemeli yoksa çikolata pasta kola mı yemeli? Lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Hepiniz yorumlarda gel kar kalp bırakacağım. Hadi bakalım Ferit ailesi. Aşkım tabii ki de süt ve yumurta. Evet dövümcüğüm. haklısın. Evet dövümcüğüm. Tabii ki de haklıyım. Hadi bakalım şimdi yumurtanı bitirip sütünü içiyorsun tamam mı? Sevmesen bile. Tamam dövümcüğüm. Tamam. Aferin benim canım oğluma. Bu arada erken uyuyorsun ve dişleri fırçalıyorsun tamam mı? Tamam dövümcüğüm. Söz. Allah kapı çalıyor kim o? Kardeşim benim tık tık tık. Aa o kim öyle ya? Kimin sesi bu? Benim benim Tarık ya. ah Tarık. Hoş geldin. Nasıl iyi misin Tarık'cığım? Yine ne oldu? Kardeşim karton. Ya of Tarık yine kartondan neler yapacağız? Senin saçma projenden bıktı bu sandım. Kardeşim bu sefer kesinlikle iyi bir şeyler yapacağız. Bak araba yapmıştık. Arabayı hatırlıyor musun? Evet karton araba yapmıştık. Bak getirdim. Vay canına. Evet kardeşim karton arabayı getirdim. Şimdi seninle birlikte karton ev yapacağız. Karton ev mi? Ya Tarık benim evim var zaten ne kartonu bir ihtiyacım yok ki benim İhtiyacın olmasa bile yapacağız kardeşim çünkü çok eğlenceli oluyor İyi tamam yaparız da bu kar karton bize yetmez ki yeter kardeşim şimdi makas getir bana bu kartonları teker teker ayrıştıracağız daha sonra onları birleştirip ev yapacağız hadi tamam Tarık ta, deneyelim bakalım güzel bir ev olacak mı Ferit Ailesi bu arada siz de videoları arkadaşlar kanalımıza abone unutmuyorsunuz Allah razı olsun beni mutlu etme peygamber aşkına lütfen videoları arkadaşlar kanalımıza 1 meşe ve 9 meşimi. Ferit Ailesi'ne siz de gödün. Uhu. Evet arkadaşlar, siz de büyük ailemize katılın. Neyse, hadi makas getir. İyi tamam, tarık getiriyorum bir saniye. <laughs> Aa örümcek kız, ben makası bulamıyorum. Bir yerlere falan mı kaçtı acaba ya? Burada da değil. Aşkım ben aldım. Evet örümcek bu ben ne vardı? Nasıl sen aldın örümcek kız? Evet aşkım ben aldım. Çiğ köfte yaparken kullandım. Hmm. İğner nereye koydun peki? Aşkım buralarda bir yerde olmalı. Ya o verimcek kız sakın bana makası kaybettim deme. Çünkü o bizim tek da. Ya aşkım ya fazla nasıl Bulursun ha el elebet bulursun yani. Aa buldum tamamdır. Tamamdır verimcek kız buraya saklamışsın. Bir daha sakladığın yeri öğren bak bunu kaybetme tamam mı? Tamamdır aşkım ben özür dilerim. Anne amca ne yapacaksın şimdi bagajla? E sürpriz şimdilik dışarı çıkmayın. Biz Tarık abinize çok güzel bir şeyler yapıyoruz. Acaba ne? Meyak ettim vallahi. Durun şimdi çıkmayın. Evet ar getirdim. Oğlum bulamadım mı iki saat ya? Kardeşim ne yapayım örümcek kız kullanmış mutfağın altına sokmuş bir yerlere bulamadım valla iyi tamam şimdi kartonları teker teker kesmeye başlayacağım hadi son bir tane karton kaldı tamamdır fakir e, ee, ne oldu kardeşim yaptın mı yeter mi yani 360 kartonumuz evet yeter tabi de yetmez olur mu yani Allah Allah altı üstü bir ev yapacağız şimdi sen evin duvarlarını yapıyorsun ben de iç dekorasyonunu yapıyorum hayır hayır niye bana bana niye bunları yüklüyorsun sen iç dekorasyonunu yapıyorsun ben duvarları yapıyorum bak kardeşim bir şey de anlaşmamız gerek ben iş duvarları yapamam, sen yaparsın. Hayır, ben yapamam, sen yaparsın. Ya tamam tamam ya Allah Allah. Sen istiyorsan öyle olsun. İkimiz de yapalım. Tamam, ikimiz de yapalım. Kardeşim evin dışını da ikimiz yapalım, dekorasyonunu ikimiz yapalım. Mantıklı değil mi? İyi tamam. Al bak bölüştürürüm bunları sana şöyle. Hadi bakalım. O zaman evimizi yapmaya başlayalım. Tamamdır kardeşim. Artık bence nasıl başlayalım biliyor musun? Nasıl kardeşim? İlk önce ben bu kartonumuz için garaj yaparak başlamak istiyorum. Garaj. Oo mantıklı. Karton evin içinde karton araba garajı. <laughs> evet Tarık. Aynı öyle. Karton ailesi. İyi fikir değil mi? Evet kardeşim. iyi mantıklı. Hadi sok bakalım arabayı. Şöyle Ferit Ailesi geri geri gidiyoruz. Yavaş 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 yavaş. Tamamdır. Tamamdır arkadaşlar. Garaja soktuk. Şöyle düz bir şekilde bir de park edelim. Evet Tarık. Şimdi bu arabanın etrafını kaplayacağız. İyi tamam kardeşim. Araba zaten dev gibi. Şuna baksana ya. Kocaman cip. Harder arkadaşlar. Garaja bile sığmadı ya. Şuna bakın. Şöyle etrafını kapatıyoruz. Güzel. Okey arkadaşlar. Bir de bir, bir katta açsak daha sağlıklı olur. Evet kardeşim daha iyi olur. Ben de şimdi evin planını aklıma düşünüyorum da. Acaba ne kadar büyüklükte olsun? Nasıl yapayım? Yani onu düşünmen gerekiyor biraz evet. Çünkü bir kere yanlış başlarsan Tarık mahvoluyor. Evet kardeşim evet öyle bir olay var. Yani iyi başlaman gerekiyor. Aynen öyle ben de şöyle kapattım. Tamamdır Ferit Ayzi garajımız hazır arkadaşlar. Acaba bir kat daha yükseltse miydin ya şu bloğu? Aa evet araba ezildi harbiden ya. Durun ben şöyle bir kat daha yükselteyim. Ne demiştin Tarık? Aynen öyle kardeşim. Bak araba daha rahat oldu dikkat ettiysen. Evet evet araba daha rahat oldu arkadaşlar. Böyle daha iyi. Şimdi şöyle arabamızı tekrar koyalım. Tamamdır Tarık. Şimdi evin büyüklüğünü hesaplayacağız beraber. Evet onu nasıl yapacağız? Orası da bana kaldı. Hadi bakalım Tarık sen yapıyorsun şimdi. Bak şimdi burası garajsa şöyle bir devam ettireyim. 3 4 5 5'e 5 olur mu? Olur. 5 çarpı 5 de olabilir. Güzel olur bence yani. Hem garaj boyutunu yapsan aslında. Evet evet. Üst katla çıkarız. Üst katı da olur bu evin. Öyle değil mi? Aynen Tarık. Tam da düşündüğüm gibi düşünüyorsun sen de. Evet. Yani alt katı der yaparız ama üst katlan da devam ederiz. Evet. Üst katı da olur. Bu sayede üst kata yatak koyarız. Alta bilgisayar odası koyarız. Tuvalet koyarız. Aynen mutfak koyarız. Güzel olur. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7. Tamamdır kardeşim. 7 Yedi yeter mi? Eee yeter ya yeter. Direkt kapat ya. Tamamdır kardeşim. Hatta şöyle kapatayım güzel. Tamamdır. Şimdi duvarları koyacağız. Peki kapı nerede olacak? Kapı tam işte tam ortasında olacak. Bir kapı olacak. He, tamam anladım. Güzel. Peki kardeşim bana kapı getirebilir misin? Kapı mı? E, Odunları mı getirmem gerekiyor? Hemen çık da odunlarını getir ya. Hadi çalışma masasında kapı yapalım. Tamamdır kardeşim hemen getiriyorum ya. Valla var ya Tarık en kolay işi sen yapıyorsun. Odunu getir götür ben yapıyorum ya. Oğlum beraber paylaşmıyor muyduk görevleri? Ee şey yani doğru paylaşıyoruz. Ee git o zaman sana odun getir diyorum. Ben devi yapacağım. Tamam Tarık tamam ya. Of ne tatava yaptın. Aşkım neden geldin? Ne oldu amca Yok yok bir şey yok. Şimdi sakın dışarı çıkmayın tamam mı? İzlemeyin de. Çok güzel bir şeyler yapıyoruz. Acaba ne yapıyorsunuz? Çok merak ettim ya hadi lütfen. Ya amca ben de merak ettim. durun. durun. Daha, daha bekleyin. Daha süresi var bekleyin. Hadi bakalım Ferit Tires. Odunlarım neredeydi? Burada mıydı? Aa burada da değil. Burada mıydı? Aa burada odun, burada odun olmaz. Burada donlarım varmış. Neyse burada. Burada da değil. Lan ben odunları nereye sakladım? Abi dur dur. Şurada mı? Şurada mı? Burada da değil. Aa burada. Buldum Ferit Tires'i. Güzel. Odunlarımı buldum. Allah'a şükür buldum arkadaşlar. Şimdi kapı yapacağız. Evdeki eşyaları odundan yapacağız. Aşkım nereye? Ne oldu Ömdoma? Ne aldın? Söylemem. Tarık getirdim odunları. Tamam bir kapı yapıver. Tamamdır. Bir kapı yapacağız arkadaşlar. Bir tane ama iki tane odunla dönüştürmemiz gerekiyor Şöyle tamamdır Tarık Al bakalım istediğin oldu mu Oldu kardeşim teşekkür ederim Şimdi camları getir Ne cam mı evet kardeşim cam Ya of Tarık ya Her şeyi bana yaptırıyorsun ya Alt üstü camları getir dedim ya Görev paylaşımı yapıyoruz burada iş paylaşımı yapıyoruz Ne abarttın fakir ya Al getirdim kardeşim al al ama şahin ben gerekiyor Ya of niye aşağı indiriyorsun Anlamış değilim sen getir Kardeşim o kadar da olmaz yani ya sen girip alacaksın. İyi tamam aldım aldım sıkıntı yok. Şöyle camlarla kapatalım. Güzel. Peki neden karton cam kullanmıyoruz? Çünkü karton cam olmaz salak fakir. Bilmiyor musun? Ya bak bana salak deme Tarık. Valla dalarım he. Küfürlü konuşma. İyi tamam konuşmuyorum da yani. Sen ne salaklık yapıyorsun yani fakir. Karton cam hiç olur mu Ferit ailesi? <laughs> Ben az mı karton cam diye bir şey duymadım. Tamam Tarık, abartma, tatava yapma diyorum sana. Al üstü bir yanlış bir şey söylemiş olabilirim. Şimdi iki kat çıkman gerekiyor Ölge. Farkındasın değil mi? Aa evet evet. Bir kat daha çıkacağım arkadaşlar. Hadi bakalım o katı da çıkalım. Al Tarık, al kürek getirdim. Oha e ee, kardeşim nasıl olmuş Vay canına süper Hem de balkonlu Evet balkonlu karton ev kardeşim Hem de garajlı nasıl beğendin mi Tarık yaparsa böyle yapar Vay güzel beğendim E benden ne istiyorsun şimdi kardeşim görev dağılımı demiştin Heh şimdi kardeşim yerleri Kartondan yapacaksın Sana o yüzden kürek getirdim toprakları kır He tamam zemini değiştir diyorsun Aynen öyle kardeşim yoksa çok sırıtıyor Aynen haklısın Tarık'cım evet zemini şu şöyle Ferit kıralım. Burayı full karton yapacağız zaten. Aynen ben de şimdi evin çatısını düzenliyordum. Vay be Tarık iyi yapmışsın yalnız he. Evin iç dekorasyonu ben yapsam olur mu? Olur sen yap sıkıntı değil. İyi tamam görev dağılımı olmuş oldu. İyi güzel şöyle Ferit kapatalım. Aynen Tarık tam dizinin gibi yaptım. Tamamdır kardeşim geriye kalan her şey sende. Hadi bakalım iyi bir dekorasyon bekliyorum senden. Tamamdır Tarık şimdi göreceksin. Tamamdır çatı da bitti. Eee fakir iç işte, dekorasyon ne alemde? O da bitti. Oha harbiden mi? Oh, she's not! mısınız böyle? Oha oh, Tayyip abi. Evet karton ev yaptı görümcek çök örümcek kız. Beğendiniz mi? Evet. Evet çok güzel olmuş. Hemen bakalım. Evet fakir ne yapmışsın? Gelin örümcek kızla içeri getirin. Bakın isterseniz. Tamam örümcek kız örümcek. Hadi içeri. Vay canına tamam. Tamam bu karton ev çökmez mi? Yok yok çökmez. Hiç korkmanıza gerek yok. Çok iyi yapıştırdım. Evet gençler karton eve hoş geldiniz. Örümcek kız. Aşkım çok iyi olmuş. Örümcek baba. Benim hem bileği mi? <laughs> Erimci büyüdüğünde senin evin olur. Kardeşim yatak çok rahat ya. Evet Tarık yatak çok rahattır. Burası tuvalet feritaysi. Burası da balkonumuz arkadaşlar. Evet feritaysi. Lütfen yorumlarda yazmayı unutmuyorsun. Sizce evimiz güzel mi oldu yoksa kötü mü oldu? Lütfen yorumlar yazmayı unutmayın. Hepiniz ömrede gel, gel, kalp bırakacağım. Hadi bakalım. Aman bir videonun daha sonuna gelelim bakalım. Video like atıp kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Allah razı olsun beni mutlu etmek için. Lütfen videoları like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. 9.5'lik abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone Var. tıkla 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 Ekran giden çıkan videoya lütfen demeyi unutmuyorsunuz Hadi bakalım tıklayın tıkla 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 Ekran giden çıkan video lütfen tıklayın iki tane video var Görüşmek üzere hoşçakalın